Ne yapıyorsun be ya? Şey, kakosi. Boşna kakosi, dobro ti. Ben boşnağım ya. Öyle mi? Tabii boşnağım ben. Yani biz zaten büyüdüğüm yerde İzmir'de Boşnak Mahallesi. Benim babaannem yani rahmetli, babama hamileyken zaten buraya geliyorlar. Benim işte büyük amcam, halam falan hepsi orası doğumlu. Çocuklar çok eğlenceli olur derler. Yani, sen de eğlenceliyiz. Bir de yani şeyiz, biz sıcakkanlı insanlarızdır. O yüzden yani ben Boşnak kültürüyle de zaten büyüdüm. Yani mutluyum yani o yüzden de. Ben sana öğreteyim kakosi. Dobro ti kakosi. Yesam dobro. Öyle devam ediyor. Eyvallah. Bugün çok özel bir ödül o zaman. Evet evet. Çok kıymetli. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? Ya şimdi zaten ödül, her ödül çok kıymetli aslında herkes için. Evet, bunun bende manevi değeri başka olacak. Yani keşke babaannem de dedem de görsün isterdim. Ama görüyorlardır herhalde. O yüzden de ya bende çok başka bir yeri olacak bu ödülün. Yani çok kıymetli benim için. Şimdi sana yeni projelerini sorabilirim, diziyi sorabilirim, neler yapıyorsan diyebilirim. Yeni proje soramazsın. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorum. Hani yeni bir sinema filmi falan var mı demek istemiyorum. Neden biliyor musun? Ülke çok başka şeyler konuşuyor. Evet. 12 tane kız çocuğumuz kendini doktor zanneden Hipokratların elinde, canilerin elinde vahşice can verdiler. Evet. Bu konuda her şeyi bir kenara bırakalım. Evet. Sanatçı Berk Atan olarak değil, oyuncu Berk Atan olarak değil, vatandaş Berk Atan olarak ne söyleyeceksin? Yani bu konuda şimdi kurulacak cümleler, söylenecek kelimeler ya bence yetersiz kalıyor. Yani benim cümle haznemde bunları lanetleyecek, yani kötüleyecek hakikaten de aklıma cümle gelmiyor. Bence bu sadece 3 aylık, 5 aylık, 3 senelik, 5 senelik bir mesele değil. Bence ülkenin çok uzun zamandır bir ablamız röportajda bir sosyal çürümeden bahsetmişti. Sosyal medyada viral olmuştu. Aslında tam olarak o. Yani ya daha bunun ötesi yok. Yani bebek dediğimiz şey yani insan bile değil. Bebek diyoruz ya. Ya Allah kahretsin ya. Bunu, hakikaten çok ağır konuşacağım. Bunları yani meydanda başka şeyler yapacaksın ama yani insan daha ne kadar şaşırabilirim ve ne kadar üzülebilirim dediği noktada daha fazla şaşırıyor, daha fazla üzülüyor. Allah hepsini kahretsin. Allah hepsinin, yani ben bela okumayan bir insanım ama Allah hepsinin hakikaten belasını versin. Peki. En hafif tabirle. Peki. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkamıyoruz. Doğaya ve yeşile sahip çıkamıyoruz. En son bebeklere sahip çıkamıyoruz. Ne oldu da biz bu noktaya geldik? Nasıl çıkarız biz bu buhrandan? Eğitim birincisi. Ve dediğim gibi bu aslında resetleme ile alakalı bir şey. Yani her insanın önce herkes kendi ahlaki değerini sorgulamalı. Hem kendisinde, hem ailesinde, hem bulunduğu ortamda. Belki bu şekilde ahlaki değerini sorgulayarak, kendini eğiterek birazcık belki yol alabiliriz. Empati de gerekiyor. Empati, yani tabii ki ya bunlarla, ya bu olan olaylarla empati yapamıyorsunuz bile. Nasıl ya, empati yapamıyorsunuz bile. Bunlar çok şey, ya bunlar ayaküstü konuşulacak böyle 3-5 dakikalık da şeyler değil. Çünkü söylediğin cümleler 3-5 dakikaya da sığabilecek cümleler değil. Yani bunu oturup 1 saat, 2 saat, 3 saat konuşmak da gerekiyor. Ama maalesef toplumumuzda öyle bir durum var. Yani Allah yani iyi insanlarla mı karşılaştırsın diyelim, ne diyelim? Bir de sosyal medya diye bir cadı kazanımız var. Bilmiyorum, takip edebiliyor musun? Ülkenin gündemini bir anda değiştirebiliyor. En son efendim söyleyeyim, Dilan Polat, Sıla Doğu biliyorsun, hop. Gündem döndü onlara. Ne söyleyeceksin yani? Sosyal medyada her şey mübah mı? Her şey mübah değil tabii ki de. Dediğim gibi önemli olan bireysel ahlak, bireysel terbiye. Ondan sonra bence bireysel ahlak ve bireysel terbiye ve bireysel disiplin olduktan sonra toplumda düzelir diye düşünüyorum. Daha güzel günlerde daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, iyi akşamlar.